Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan adaylarını tanıtım toplantısına katıldı. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurtuluşa atılan adım. Kurtuluştan şahlanışa 100 yıl kolay değil. Unutmadık, inşallah unutmayacağız. Bu salonda Samsun'u bizlere vatan kılan Fethin Serdarı, Melik Danişmend Gazi'nin emanetine sahip çıkan bir kadro görüyorum. Bu salonda İstiklal Harbimizin ilk adımını coşkuyla karşılayan Kuvayi Milliye ruhunu görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz'da sokakları darbecilere dar eden kahramanların cesaretini görüyorum. Bu salonda üste gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya and içmiş Cumhur İttifakı'nın dirayetini görüyorum. Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Evet, biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, şu anda da milletvekilimiz olarak mecliste hizmetlerini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşime, şahsım ve tüm parti teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zihni Şahin kardeşimiz ile ilçelerimizdeki tüm belediye başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hep söylediğimiz gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir. Bugün ülkemizin dört bir yanına gidin. Belediye yönetimleri arasındaki farkı gayet rahat görürsünüz. İstisnalar elbette vardır. Ancak genel kaide belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğudur. Samsun, 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliğine devam diyor muyuz? Samsun, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğiyle hizmette yeni bir çığır açıyor muyuz? Samsun, 31 Mart'ta sinsi hesaplar peşinde olanları bir kez daha hüsrana uğratıyor muyuz?